Siz ikiniz gelin bakayım buraya. Bize mi dediniz abim? Evet, ikiniz gelin bakayım. Buyurun amirim. Bu eşyaların taşınmasına siz de yardımcı olun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Sen de ufak tefek bir şeyler taşırsın. Peki amirim. Gidelim sayın yönetmen. Buyurun. Buyurun. Hemen baş. Demek başımaya siz de geldiniz ha? Korkun Hasan'ım. Canım. Olur mu lan hiç öyle şey? Olur mu hiç? Ben sizin yerinize şey yaparım. Siz içinizi kirletmeyin, bulaştırmayın, elleşmeyin. Ya hayır olmaz. Korkmazın yerine ben taşırım. Senin taşımana gerek yok. Kardeşim sen kendi yerine... Taşıyayım. Taşı. Ay kavga etmeyin canım. Beraber taşıyın bari. Aha var mı? Ne aman ya, bravo ya, bravo ya. Doğru söylüyor kız ya. Yani bizim aklımız Körpenaz'ın aklı kadar yok ha. Bravo ya, bravo. Hadi birlikte taşıyalım biz oğlum, ya. Oğlum dur şöyle, geç de dur, geç. Gel bakalım. Geç. Lan ciğerin ateş tutsun. Geç. Dur. Buyurun yürüyün kırtasın. Yürü. Kop. Ezan sesi var. Ezan sesi değil. Korkanaz sen ne örüyorsun? Ne yapıyorsun bir de kız? Hiç. Buraları temizleyeyim de dedim. Bak hiç buralar böyle silinir mi Korkanaz? Nasıl sileceğim ki? Bak ben sana göstereyim. Zopuyu böyle alacağım. Ne sıkacağım anlıyor musun? Ne de gevşek bırakacağım. Böyle ileri geri değerli. Vallahi şöyle daireler çizeceğim. Temizliğini öyle yapacağım anladın değil mi? Allah Allah. Köyde bu kadar zamandır temizlik yaparım. Hiç böyle silmediydim. İşte bak orası koyuluk yer. Burası İstanbul. İstanbul'da temizlik böyle olur. Hadi bakayım. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Ve aleyküm selam. Temizlik yapıyoruz, kapalı izmenen efendi. Bugün git, istersen hiç gel. Demek temizlik yapıyorsunuz he? Kolay gelsin. Lan Allah ciğerine bit düşsün, ciğerine yıldırım insin inşallah. Bırak ya. Kardeşim parasıyla değil mi? Deftere yaz, vereceğiz ya. Allah Allah. Korkunaz efendi, kantinden bir şey ister misiniz? Yok, sağ ol. Vallahi bak çekinmeyin. Bülbül'ün ölüsünü görün ki çekinmeyin ya. Fili havli fili kuvvet. Kardeşim sen deli misin, dembesek misin, sen manyak mısın ya? İşine git ya. Babanın yeri mi kardeşim? Gitmiyorum ya. Tövbe estağfurullah. Bela mısın lan sen? Şimdi şöyle oluyor. Belayım kardeşim ya, belayım. Sen hiç Bülbül'ün kakasından gidin mi lan? Seni bir ibikleyin de gör bakalım Menden Efendi. Asıl ben senin kanatlarını şöyle bir yolayım da sen o zaman gör Bülbül Efendi. Gör lan bunu ya. Gör lan. Ulan oğlum dur, oğlum. Ne lan ne? Kız gitmiş la. Ne birbirimize vuruyoruz ya. Hakkat gitmiş lan. Vay be, vay be. Biz kız için kavga edelim, dövüş edelim. 40 yıllık arkadaşız ya. Olur mu yazıktır, günahtır, ayıptır ya. Ya ayıp Mennan ya. Senin yaptığın asıl ayıp ya. Hem senin neden 40 yıllık arkadaşın oluyorum ya. Hem arkadaş, ben kantinde bana vuran adamı istemiyorum Mennan Efendi. Defol. İstemiyorum seni. Yürü git. Bana bak Bülbül Efendi, ben senin dandik kantinine kalmadım tamam mı? Sen üç abinle birlikte nasıl didişiyorsanız artık adam senin yüzünden gitti Amerikalara ta. Çok oluyorsun Mennan, çok oluyorsun. Evet, çok oluyorum. Ötme ya Bülbül. Lan ben şimdi senin elimi almazsam lan Bülbül. Gel lan buraya. Seni ben elime almaz mıyım lan? Gel lan buraya. Yayın için bir dakika. Yayına bir dakika kaldı. Heyecanlanmaya hiç gerek yok. Dersinizi anlatın. Bir aksilik olmayacak. Kamera karşısında heyecanınıza engel olmalısınız. Benimkisi kameradan değil Sinan Bey. Bu doğal olmayan pudralar beni hapşırtıyor. Keşke evde Yasemin Ağacı kabuğunu toz haline getirip yüzüme sürseydim. Doğru. Ay bize niye makyaj yapmıyorlar? Son 10 saniye herkes yerine. Beş, dört, üç, iki, bir. Üç, iki, bir derken... Yayında? Merhaba sevgili izleyiciler. Bir coğrafya dersine daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimizi... rezene tohumlarıyla başlıyoruz. Ne diyor bu kadın ya? Heyecanlandı herhalde. Müfredatı şaşırdı. Mesela sinameki otu ve bağırsakların rahat çalışmasına faydalıdır. Of ya.
Bence hemen reklama girelim. VTR hazır mı? Tuvalet sorunu olanlara da bu öksü otunu tavsiye ederim. Affedersiniz, benim bütün sorunu yani tamamen halletti. Kestik. Reklam arası. Ay, Amir Bey nasıldım? Çok heyecanlandım. Kadriye Hanım biraz rahatlayın. Yani konuya gelelim artık. Müfredata göre enlem ve boylamları anlatmanız gerekiyor. Evet, özür dilerim. Ben şimdi hallederim Sinan Beyciğim. Kaç dakika aramız var acaba? 3 dakikamız var efendim. Güzel, ben şimdi hemen hallediyorum. Enlem, tütsü. Tütsün amirim. Kadriye Hanım iyi misiniz? Bakın size tütsü getirdim. Ben çok heyecanlandım Amir Bey. Herhalde yapamayacağım. Olur mu Kadriye Hanım? Parayı peşin aldık. Efendim? Yani çok başarılısınız demek istiyorum. Ekranda çok doğal gözüküyorsunuz. Ciddi mi söylüyorsunuz Amir Bey? Gayet tabii. Televizyon çocuğu Okan Bayülgen bile televizyon çocuğu olmasına rağmen sizin kadar doğal durmuyor şerefsizim. Teşekkür ederim. Yalnız küçük bir sorunumuz var. Ne var, ne oldu? Bu doğal kumaşlardan yapılmış tişörtlerden giymeyi unutmuşsunuz. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi tişört? Öğrenciler ve öğretmenler hepsi bir örnek bu tişörtlerden giyecekmiş. Yönetmenin ricası. Televizyon işleri işte. Hocam biz de Kopil için aldığımız fazla bir tane var, onu verelim. Tamam, siz onu verin Kadriye Hanım'a, o da onu giysin. Hadi iyi dersler. Şşş, kalem kalem kalem. Geçeli kalem kızlar. Maymun var mı? Ver ver. Bekle beni yine sakın. Artık geliyorum. Oğlum var ya, Kadriye Hoca'yı 70 milyona rezil etmezsen bana da Arif demesinler. Hocam. Şöyle yazı bizimki gibi olsun. Tamam. 5, 4, 3, 2, 1 yayındayız. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimize paralellerle devam edebiliriz. Dünya üzerinde toplam 180 paralel vardır. Bunların 90'ı kuzey yarım kürede, 90'ı güney yarım kürededir. Ve her biri arasında 111 kilometre mesafe bulunmaktadır. Bunu size çizerek anlatabiliriz. Şimdi. Ne oldu, ne gülüyorsunuz? Özür dilerim sevgili izleyiciler. Yok, bittim ben. Kim yazdı o yazıyı oraya? Kadriye Hanım. Kadriye Hanım mı? Kimden izin aldı? Kadriye Hanım falan yazmadı kardeşim. Kadriye Hanım yazmadıysa niye kim yazdı dediğimde Kadriye Hanım diyorsun? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Çocuk oyuncağım bu. İş yapıyoruz burada ya, iş. Gideyim oraya. Çok özür dilerim. Artık geri dönüşü yok. Canlı yayından çıkamayız. Rezil olduk bütün Türkiye'ye. Menan, 70 bin dolar rezil olduk şerefsizim, rezil. Rezil amirim. Çok rica ediyorum, bir daha böyle saçmalıklar olmasın lütfen. Asla. Menan, ekipteki herkese çay getir. Bu sefer benden olsun. Benden amirim. Tamam, senden olsun. Nasıl yani? Ciddi bir yayın bu. Böyle zırta pozlukları kaldırmaz efendim. Şimdi sıra bende. Bu bildiriyi buradan Türk kadınlarına okuyacağım. Ne bildirisi Fidan Hanım? Neden bahsediyorsunuz? Merak etmeyin Amir Bey. Bu sizi enterese etmiyor. Kadınları ilgilendiren bir bildiri bu. Artık kadınların bilinçlenip erkek hegemonyasına son vermesinin zamanı geldi. Bravo hocam, bravo, bravo. Gizin! Saçmalamayın Fidan Hanım. Eğer ille de saçmalayacaksanız gidin özel bir kanalda saçmalayın. Aa, nesi varmış bu kanalın? Reytingi mi düşün? Ya burası resmi bir kanal. Burada böyle zırta pozluklar olmaz. Amirim. Ne var, ne istiyorsun? Amirim. Bir öğrenciyle velisi geldi amirim. Okula nakil için gelmişler ya. Kıbrıs'tan mı amirim ya? Bir bu eksikti. Allah'a şükürler olsun amirim. Bu eksiğimiz de tamamlandı ya. Kes sesini zerzekerim. Zerzek amirim. Hadi yürü. Gör amirim. Ey Türk kadını! Yürüyün hocam!